Alnımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafya hepimiz hoş geldiniz değerli dostlar. Umarım iyisinizdir. Bizlere sorarsanız gayet iyiyiz. Herkese selamlar olsun. Bizleri izleyen bütün dostlara selam olsun değerli dostlar. Yani bir çoban hayatındayız değerli dostlar. Şimdi ne yapıyorum? Elimde iki odun. Bugün misafirim var değerli dostlar benim. Misafirim de kamerayı tutuyor. Ozi ne yapıyorsun Ozi? İyi dayı, sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Evet değerli dostlar, şiş yapıyorum. Sosis yapacağım değerli dostlar. Şöyle ateşin üzerinden ateş yakacağım. Yani bugün aslında çay falan da çaydanlık öbür tarafta kaldığı için biz burada artık şeyler yapacağız. Ozi sosis çok seviyor. Ben de ona sosis getirdim. Sosis yapacağım değerli dostlar közün üzerinde. Bunlar da şiş. Böyle bunlara takıyorum. Şurada közü hazırlayacağım değerli dostlar. Buranın üzerinde çeviriyorum böyle. Evet. Çoban yöntemleri. Çoban yöntemleri. Evet. Birazdan sizlere göstereceğiz değerli dostlar. Yaşamımızı, çoban hayatını, neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Böyle kısa kısa videolarla sizlere sergilemeye çalışıyoruz. Umarım herkes beğeniyordur. İmkanımız oldukça yayınlamaya çalışıyoruz bir şeyler değerli dostlar. Bu coğrafyayı yayınlıyoruz. Doğayı, çoban hayatını sizlere göstermeye çalışıyoruz değerli dostlar. Şimdi şunları bitireyim şöyle. Ondan sonra ateşi falan köz yapacağım. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız değerli dostlar. Selamlar değerli dostlar. Hayvanlar şöyle uzakta yatıyorlar. Yine bir şeyler hazırlayalım kendimize. Ozi sen ayranını bitirdin herhalde. Ben sana vermem bak. Sana ayranın sana çoğu gitti. Ama buraya çıkana kadar yoruldum. Öyle ne oldu? Şey yap Ozi. Kamerayı bırak şuraya bir yere. Alır oradan. Hiç yapma. Evet. Onu yukarıya bırak buradan. Ha şuraya bırakabilirsin. Alıyor ki kapsamız zaten. Sesimiz gitti öyle ya. Hı? Evet ses öyle gitti. Ha buraya bırakabilirsin ha şuraya. Şöyle biraz kafayı kaldıralım. Aha. Böyle. Evet değerli dostlar ne yapıyoruz? Sosis yapıyoruz, şöyle ateşi yaktık, köz. Çaydanlık, ben şimdi bir tane çaydanlık. Hadi anlamımız olsaydı aslında burada çayımız da demiyor. Ve o tarafta bıraktık. Taşıyamıyoruz değerli dostlar, bir oradan bir oraya. Çaydanlık diğer merada zaten sabit duruyor. Ha, oraya çok gidiyoruz. İyi bozu uyanmadı. Değerli dostlar bozuyu bağlayacağım yemek yerken. Rahat durmuyor ya. Nasıl ekmeği nasıl yapıyoruz? Yani yemeği yedi. Şimdi sosisin kokusuna gelebilir mi acaba? Sosları çizeceğiz mi öyle? Evet gerek yok. Ateş o da şu yanan ateşi alsana oradan. Değil mi? Şey yapma sadece onu. Heh. Şöyle. Güzel bir menü olacak. Fark ne orası artık? Ne fark edecek? Abi burada fazla tat lezzet aramaya da gerek yok. Aynen öyle. Şu yağlı ekmek de var şeyde. Ben onu yersem çok susarım ya. He? Suya daha çok var. Çok tutsana bir. Suya gideceğiz şimdi. Yavaş yavaş malı da götüreceğiz. Ya bir saat, bir buçuk saat var dayanım. Ya ne diyor şair? Haberin var mı? Taş duvar, demir kapı, yattığım ranzam. Görüşmecim yeşil soğan getirmiş. Yeşil soğanımız yok ama bizim ya. Şöyle şunları koyalım. Su koyuyor ha. Sen sürekli öğlen yemeğini burada yiyorsun değil mi? Buraya geldin. Geldiğin zaman burada da yiyorum. Acele acele yiyorum çünkü çok şey oluyor.
Biliyorsun hayvanlarda öyle biraz sakat bir bölge. Öbür tarafta rahat rahat diyorum da çaydanın orada. Arazi açık ya mera. Orman olmaz. Şimdi burada orman. Hayvanlar yatıyor. Şey, ama yumurta da koymuş. Ya yumurta da vardı. Şey, domates falan da vardı. Biz de salatası mı yapsak, ne yapsak? Ha? Güzel olur mu? Olur olur. Şu montu çıkartayım. Daha doğrusu yağmurluk olduğu için genelde bunu giyiyorum. Her videoda bu var ama. Şey, soğuğu geçirmiyor değerli dostlar. Ondan dolayı genelde bunu giyiyorum. Yani ağzımızı çıkartalım. Yavaş yavaş. Ulan bayağı yağlı ekmek. Ulan bu ne kadar şey koymuş. Ben de bu çanta niye ağır ya? Ben de o yağlı ekmeği hayatta yemem. He? Yersem ben. Gözleme de var o zi. Çok sorma, aynen gözleme. Yağlı ekmek kalsın ya. Kalsın yani. Bunu acıkırsa sonra yeriz ya. Çevir sen onları. Ha, ben dalmışım onları Ozi. Ha. Çevir onları sen. Şurada. Aha. Şunun içine koyabilirsin. Şöyle. Ha, şuraya bir oturayım hele. Ya sır. Aha, dikkat et. Orada bıçak mı sıyırabilirsin orada. O, ve yufka ekmek de var. Gözlememiz de var. Evet değerli dostlar, şöyle olabilir. Pofuk pofuk buna değerli dostlar, gözleme. Kaç tane yumurta koymuş öyle ya? 5 tane. Şimdi suyun başına gittik mi oradan da acıkırız akşamüstü biliyor musun? Şöyle. Bu ne? Peynir. Taze peynir, şu domates. Şuraya koyalım şöyle. Çevir ozulları. Ya çevirdim, biraz daha var. Şöyle. Bozu uyanmadan biz yemeğimizi yiyelim. Bozu şimdi çıkar. Birazdan sosun kokusuna gelir. Evet. Şöyle 3-4 parça yapalım. Evet. Evet dostlar, hayvanlar da karşıda yatıyor. Şunlar kalsın. Kalsın böyle. Bıçakla sıyırsana da. Ver bakayım. Ne şiş yaptım abi. Efsane bir şey olmuş ha. Aha. Şöyle. Şey ağacı da ya da palamut ağacı közü olduğu için palamut ağacına takıyoruz, kullanıyoruz. Hani köz olsun diye. Uzun süre yanıyor. O da telefon nerede? Şöyle bir kapak resmi çekelim ya. Biz kapak resmi çekmeyelim mi değerli dostlar? Kapak resmi. Değerli dostlar, bu arada bir tane videomuz trend'den girmiş. O kadar o kadar emek verdik, video çektik. Trend'den giren güzel olmuş, güzel. Al ya. Çöplerimizi daha son yakalım. Tabii ki. Kalan poşet moşet varsa çevreye dağılmasın. Kirletmeyelim. Hem kirlilik hem hayvanlar yer. Hayvanlar yatıyor orada herhalde. Karşı yok, yattır ha. Güzel oldu. Aha. Baksana. Şöyle. Onlar da onlar takalım. Abi bozonu mu onlar? He? Boza pişmişini. Bir tane daha bozoya yürüsün. Al hadi. Yeter bozu. Sabahtan beri bir sürü şey yedi ya. Adam bir tane de sana söylemedim de çekerken düşürdüm, o da bozu. Şöyle yapalım. Abi iki tane daha var burada ya. Ozi. Aa, onları en son bozuya verelim. Şunu şey, yumurtayı suyum şuna. Al şunları. O da bırak, o geldi yeri şerefsiz ya. Şöyle. Evet değerli dostlar, böyle çoban hayatında çeşitli şeylerle denk geliyoruz. Dün tam bir video çektim. Tam ben çektim, indim, ayı çıktı karşımda, oyun oynadı. O da çok tatlıydı. Ben öyle bir ayı görmedim biliyor musun? Beyazımsı. Ben o yüzden peşinde dolaşıyorum. Yani herhangi bir zaman bak kırmızı kafaya bak. Allah seversen hangisi o ya? Bak.
Şilanlı olabilir mi? Yok. Şuna bak, ta nereye çıkmış ya. Şeyler yanmasın hacı bak. Evet, aynı. Sosis şişimiz yanmasın. Modern çobanlarız bizler de ya. Ne dostlar? Herkes hakkını ararsa zaten ekmek, domates, işte pofuk, ondan sonra sosis şehirde, şiş yapmışız. Şehirde daha iyileri bulunabiliyor zaten. Tabii de ya. Ama burada yemenin ayrı bir tadı var, lezzetli bilmiyorum. Domates ekmek yiyorum ben, severim. Kömbe var bizde. Daha bir ayrı tadı var ya. Aslında et ürünleri fazla sevdiğim yok değerli dostlar da. İşte. Gerçekten senin ete karşı bir alerjin mi var? Ya sevmiyorum ya. Kırmızı et sevmiyorum. O yüzden hayvanlara da kıyamıyorum ben. Gerçekten senin vejetaryen olman çok güzel. Ya vejetaryen değilim. Yiyorum da ama. Ya yarı sos... vejetaryen yani. Şimdi normalde sevmiyorsun. Eti meti falan. Pek aranıyor sen. Ben domates, peynir, ekmeğim. Döner herhalde ya. Kırmızı kafa değil mi o? Kırmızı kafa. Biliyorum ya ben. Ben malımı tanımam bak. Hangisinin aksilik yapacağı belli ya. Yani. Şimdi bütün mal burada, o gitmiş ta oraya bak. Ama şaroleyi de göremiyorum. O gitmez ya. Ondan korkum yok da ikisini. Bilmiyorum, malemi kırmızı kafa. Tosun da çok aksi. O da var. O da diğerler. Ellerini alıp şey yapalım. Akşamüstü bakarız. Tamam. Gözlerin üzerinde. Gözlerin üzerinde de yeriz. Şey, gözleri de kurutular zaten su deposunun üzerinde diyelim. Şey salıp. Şöyle kalsın en son. Ya ayranlarımız nerede ya? O da sana biraz verebilirim. Ay dayı yüreği, benimkisi fazla. Oğlum bu ne lan? Şunları... Reklamı kaldıralım. Ama gerçekten sen şişmemişsin. Sen şişmemişsin. Ben buraya çıkana da yoruldum. Her gün çıkıyorsun. Ben... Oğlum ben biliyorum bir sus yiyeceğim. Azar azar içeyim. Topu topu hayatımda buraya çıktım ya 4. ya 5. yani. O da şimdi hayvanlar vardı da rahat çıktım yani. Biraz kuyruklarını asıla asıla rampaya kadar geldim. Neyse hadi ben yine sana vereyim. Misafirsin işte, sen. Dayı yüreği böyle bir şey. Hadi çoğunu yine sana verdim. Sabah kahvaltı yapın mı? Sabah 7'de. Ben öyle güzel yaptım ki sen yapamıyorsun. Ne yapamıyorum ya. Ben burada gelip yapıyorum daha güzel. Evet değerli dostlar, şöyle bizde ne var, şöyle ufak tefek şeyler, ayranımız sosislerimiz de burada pişiyor. Ozi aşçılık yapıyor ama güzel mantık değil mi şişlerim? Şiş olayı çok güzel oldu. Mal da değerli dostlar, şöyle çevirin karşıda, şöyle şöyle zon. Öbürü de orada böyle yatıyorlar, biz de bir şeyler yiyelim. Daha sonra da ileride devam edeceğiz değerli dostlar. Dostlar geldik, su bitti. Suyumuz yok, buradan su alacağız. Nasıl alacağız? Şöyle şişeye bağladık değerli dostlar. Şöyle bunu salacağım. Bu şekilde su da buz gibi aslında. Şeye giden su. Böyle buradan alacağım değerli dostlar şöyle. Önce daha önce aldım, bozuk kardeşe verdim. Şimdi daha vereceğim. Ya. Evet, şöyle doldurduk. Aslında şöyle soğuk su. Şöyle koyayım şu kamerayı diye. Şöyle. Gel bozuk, gel. Gel oğlum, içtin mi sen? He gel. İçti de mi verdim değerli dostlar. Gel oğlum. Gel. Neyse o iş. Evet, çok soğuk değerli dostlar. Bayağı soğuk su şişeleri buradan dolduracağım. Böyle.
İşte su alma tekniğimiz ama burada su yok değerli dostlar. Biraz önce bir şey aldım göstermedim. Avucumla buzluğa içirdim. Demek ki daha içmiyor. Yani böyle doldurdum. Su buradan aslında bu köye gidiyor değerli dostlar. Bayağı bir uzak bir mesafe. Ama üstü açılmış. Şöyle kaynak da şurası değerli dostlar. Şu taştan orası kaynak. Ama ne yapalım, mecbur kalıyoruz. Mecbur kaldığımız için buradan su alıyoruz. Bu şekilde şişeyi dolduruyorum. Hani başka şu anda su kaynağı yok. Aslında işte bu su kaynağı değerli dostlar komple dereyi besliyordu. Ve biz de hayvanlarımıza su kaynıyordu. Köyün yayladan getirme masraflı olduğu için devlet sadece burada ufak şeyi karşıladı. Boruları falan neyse. Böyle biz şey yaptı su buradan. Ama bu suyun gelmesi gerçekten kötü oldu. Niye kötü oldu? Dere kurudu değerli dostlar. Keklikler gitti. Yabani hayvanlar gitti. Gerçekten üzücü verici bir şey. Müracaatlarımıza da herhangi bir cevap yok. Hani su bir de yetersiz. İnşallah daha güzel şeyler olur değerli dostlar. Bakacağız işte. Böyle nasıl su aldığımızı da sizlere gösterdik. Oradan şişeyle alıyoruz. Böyle. Üstten bu şekilde devam ediyoruz değerli dostlar. Değil mi Bozo kardeş? Bozo kardeşi elimle şurdum değerli dostlar. Şöyle avucumu açtım. Şeyle böyle işte o. Kendimden önce ona verdim değerli dostlar. Şimdi hayvanlarımız da yukarıda yatıya girmiş. Buradan suyu alıp çıkacağım. Şöyle yukarıya doğru. Evet değerli dostlar, biraz önce aşağıdan su aldım. Değişik bir yöntemle. Şöyle yukarı doğru. Değerli burayı anlatayım. Burası. Şimdi hayvanlardan bugün ne var hocam? Hayvanlar nasıl ikilin demek? Hayvanlar bugün bizi biraz tedirgin ediyor. Moz var değerli dostlar, böyle arı ısırıyor. Hayvan kendini oradan oraya vuruyor değerli dostlar. Kendini ormana attı, o yüzden ben de karışmıyorum. Burası da eski bir yerleşke değerli dostlar. Eski yer değirmenleri. Bizden önce yer değirmenleri varmış. Şu da mezara benziyor değerli dostlar. Şöyle yani şu kayalarda işaretler var. Şu şöyle. Burada bizden önce tam artık rüzgarın yönüne göre nasıl yapmışlarsa değirmenler varmış değerli dostlar. Yer değirmenleri. Hatta en son yuvarlak taşlarını da götürmüşler birkaç tane. Yer değirmenleri. Şöyle bu kayalıklarda bizden önce varmış medeniyetler. Rumlar ve Ermeniler, Ezidiler yaşamış. Yani bizimkiler anlamazlar değerli dostlar. Bize su değirmeninden. Şöyle tuhaf yerler. Böyle hem hayvan da değerli dostlar. Ozi, bak buraya şeye baksana. Yatağa bak. Değerli dostlar şöyle. Tam buranı al. Ya ne bileyim bu. Bu taş da bir şeye benziyor ama. Baksana burada da bir delik var. Ama zaten taş da böyle sanki böyle bir ayı kafası gibi. Bir şeye benziyor, bir yere işaret edebilir. Karşıya da vurabilir. Değerli dostlar hayvan kendine. Hayvandan mı artık bahsedeyim? Avlulardan da bahsedeyim. Ben böyle enteresan şeyler görünce kafam karışıyor. Değerli dostlar. Artık neden bahsedeceğimi şaşırıyorum. Ben de çok seviyorum tarih şeyleri. De işte burada bizden önceki medeniyetin yerleşkeleri ne vardıysa artık bilmiyorum değerli dostlar. Ben de ama bir şeyler varmış işte burada değerli dostlar. Taş çıkıntılarında. Böyle. Hayvanlar değerli dostlar. Moz arı var, böyle bir küçük bir arı. Şimdi onları tutmuş. Kendine ormana atıyor. Bakın yayılmıyor bu saatte. Ben de karışmıyorum. Burada da şöyle değerli dostlar. Bunun üzerine odun atıyorlardı çobanlar. Islanmasınlar diye. Kendine bak nasıl ağaca vuruyor değerli dostlar. Hayvanlar da serinliğe kaçıyorlar yani. Kendilerini o ağrı ısırmasın diye baba. Nasıl yapıyor değerli dostlar görüyorsunuz. Şöyle ağaçlara falan sürtüyor kendini. Hayvanlar. Şöyle. Ama burada da aynı bir delik var. Şöyle. Burası güzel. Yağmur yağdı mı?
altına girilir. Evet dostlar, şöyle ben de seviyorum diyorum ya eski şeyleri, enteresan şeyleri. Bu hayvanlar mı tamam mı değil mi onu da bilmiyorum. Çoğu kendini attı ormanın içine. Arı sokuyor değerli dostlar, böyle ufak bir arı çatıyor kendini buradan şey yapıyor. Yayılmıyorlar. Bu saatte biraz dinlensinler. Yine ormanı aşağı doğru vuracağım. Suya doğru. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben bir önüne doğru çıkayım dedim hani. Bu arada sizlerle burayı gezin dedim. Arkadaşlar tamam buralıyız ama hani her seferinde bir yere gittiğimizde ilgi çekecek bir şey buluyoruz. Biz de tosun buradan. Sakat olanlar buradaysa gerisi buradadır. Şöyle. Taşlıklar. Evet değerli dostlar böyle. Mal kendini ormana atmış. Ben sabahtan anladım zaten. Hayvanlar. Yoksa şu yeşil alana vuracağım. Hayvan durmuyor değerli dostlar, durmuyor. Kendini ormana atıyor, durmuyor, kendini ormana atıyor. Benim için de zor ormanda. Çıkar falan filan. Uğraşıyorum. Şöyle. Birlikte çıkalım. Böyle. Kışın burada. Bir köyle bir domuz vardı. Bir videomda vardı değerli dostlar. Biz tam şu karşıdaydık. Evet şöyle hayvan kendini ormana atmış değerli dostlar, dinleniyor. Şu yeşil alana vuracağım. Durmuyor ama. Benim de yapacak bir şeyim yok. Durmayınca şöyle biraz böyle dinlensinler. Ondan sonra devam edeceğiz değerli dostlar. Ve bir de size şöyle buraları bir göstermek istedim. İşte hangi nasıl bir yöntemle yapmışlarsa boşluk değerli dostlar rüzgar alıyor. Demek ki yel değirmenli adamlar mantıklı bir şey yapmışlar. Çünkü şu boşluktan şöyle rüzgar alıyor. Demek değirmeni koyduğu zaman buradan dönüyor. Dönüyor. Nasıl bir açı yapmışlar? Adamlar zeki adamlarmış değerli dostlar. Şimdi hakkını vermek lazım. Bizimkiler yer değirmenini anlamazlar, su değirmeni. Çünkü onu görmüşler. İşte bizden Ezidiler, Rumlar, Ermenilerin yaptığı şeyler bunlar. Evet değerli dostlar, devam edeceğiz. Değerli dostlar, hayvanlar böyle mozat orada işte arı sırrından darmadan oldu. Hepsi yarısı da aşağıda derede, yarısı da burada ormana kendi attı. Böyle şöyle hayvanlar bu arasırdı zaman böyle kendini şaşırıyor. Bir oraya ormanın içine atıyor. Bu da ne yapıyor? Bizi bayağı bir yoruyor değerli dostlar. Bayağı bir yoruyor. Diğer yarısı aşağıda zaten. Bugün zaten bu tarafa son getirişim. Artık açık alana çekmem lazım malı. Çünkü böyle sıkıntılı oluyor, 2 saattir bir oradan çıkartıyorum, bir oradan çıkartıyorum ve kuyruğunu kaldırıp kendi araçların arasında yayılmıyorlar da değerli dostlar. Şimdi açık arazide oldu ama sıkıntı yok değil mi Leyla, aferin kızıma benim. Açık arazide oldu mu hadi sıkıntı yok. Allah'tan çanlar var, birkaç tanesi kaybetmiş değerli dostlar. Bu işte çanların sesinden bulabiliyoruz. Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi böyle. 2 dakika açıkta gördüm. Açığa çıkardığım gibi kendini attılar. Orman içine tekrar. Evet bizim de işte bazen zahmetli işlerimiz var. Yaklaşık günde 35-40 kilometre yol yürüyoruz değerli dostlar. Ama işte diyorsa emeksiz yemek olmaz. Hadi. Bozo.
Allah'tan bugün tek de elimde yer dostlar. O ya. Allah'tan bugün tek değilim. Ozi de yanımda. Oğlan aşağı gitseydi tek olsaydı ne yapardım? Aşağıdaki malı bırakırdım. Yukarıdan toplardım, aşağı vururdum. Yapacak bir şey yok. Nereye kadar giderse gitsin köye mi artık? Orası çünkü yapacak bir şey yok değerli dostlar. Tek olduğum zaman öyle yapıyorum. Alttaki, üstteki malı topluyorum aşağı. Aşağı doğru yönlendirip gidip önünü kesiyorum. Hatta malı. Ya siz nasıl indiniz aşağı 2 saniyede? Değerli dostlar. Ben daha buradayım. Mal şuradan indi de bile. Şuradan aşağıdan. Ben de arkadan topluyorum işte. Yapacak bir şey yok. Tek olduğum zaman da bu şekilde yapıyorum değerli dostlar. Yani malı aşağıdan mı kaldı? Üsttekini aşağının üstüne vuruyor. Çünkü aşağıdan yukarı mal çıkartmak zor. Öyle. Şöyle yukarıdan hayvan susuz değerli dostlar. Bugün bu tarafa getirişimin son günü bugün. Daha bundan sonra artık belli bir zaman buraya vurmayacağım malı. Yani getirmeyeceğim artık. Öbür taraflara götüreceğim. Ben kestirmeden iniyorum değerli dostlar. O yüzden böyle dik. Buradan iniyorum. Şöyle. Şu sakat mallar tamamsa bakın gittiler. Kendiler yine açık alandaydı. Açık alanda yine ormanın içine attılar. Çünkü o arı gibi bir şey ısırıyor. Bunlar da kuyruğunu kaldırıyorlar artık. Nereye atarlarsa. İşte birkaç tane çan da almam lazım. Çan oldu mu hayvanı hemen bulabiliyoruz değerli dostlar. Yoksa zor. Bir de ayı falan yabani hayvanlar da ürkütüyor. Şöyle. Bakın gitti direkt ormanın içine hala duruyor. O patika yol var orada. Şöyle. Biz de buradan inelim. Suyun başına değerli dostlar. Değerli dostlar malı aşağı doğru indirdi. Öbürler de geldi ben de. Bakın ta şöyle geliyor şuradan. Önüne geçtim. Hızlı hızlı inerek önüne geçtim. Mal şöyle oradan geliyor mal. Şöyle ben geçeyim. Derede ağzını keseyim. Su içine değerli dostlar. Suya. Yani su az ama yapacak bir şey yok. İçecekler. Şimdi ön tarafta inekler şimdi köyün yolunu tutarlar. Şöyle karşıya vuracağım. Ne oldu lan bozuş? Ama bayağı susamış değerli dostlar. Zaman sana boş verin bir de. Bu da işte arı sokunca moz diyoruz biz sana. Koşuyor delikan gibi. Şöyle geçeyim ben. İneklerin önüne tutayım. İnekler indi suya. Ya onlar şimdi su içerler köyün yolu tutarlar. Dağlar var ya. Ne yaptı gittiler mi bunlar ya? Tight. Evet şöyle. Ben gidip şu aşağıda önlerini kesmem lazım. Onlar. Evet daha dostlar. Şimdi buradan. Tamam ne yapacağım? Şu karşıya vurayım gelsinler. Orman içinde ot var. Bayağı yoruldum. Ama yokuş aşağı gelmek kolay değerli dostlar. Yokuş yukarı çıkmaz. Da. Bu inekler. Aha burada bit. Burada. Çetenin başı burada şu ağacalı. Bizim komşumuz yine değerli dostlar. Onu da katıyoruz kendimize birkaç tane var bizim olmayan. Taya. Tay. Nereye? Nereye? Bak ne güzel su akıyor. Suyun iç bakayım. Suyun iç bakayım. Evet değerli dostlar şöyle. Suyun iç yayılma. Tamam sen peşine koşamam. Hadi. Evet değerli dostlar şöyle. Hemen susamış. Evet sizlere. Göstermiş olduk değerli dostlar. Hadi.
Tak. Evet değerli dostlar. Videomuzun kapanışını yapmadan önce şöyle hayvanları ahıra doğru girelim. Şöyle. Ben şimdi iki bölümü açacağım. Şeyleri doğuranları bu sol tarafa alıyoruz. Öbürlerin sağ tarafa. Hadi. Hadi kızım. Şey. Kolay gelsin Onur Bey. Sağ olun Bey. Şöyle. Ağrın kapısına doğru gidelim değerli dostlar. Fethi abi, buran kim boşalttı? Tamam, buran niye açılmış? Burada hayvanlar su içiyor. Şöyle. Değerli dostlar, şöyle. Ağrı'ya doğru gelelim ben. Kısırları bu tarafa, enişte arkadan malı sürüyor. Hadi şöyle kapıyı açayım. Değil mi? Banarımız da burada. Şöyle daha aramızda. Bir ikisi burada değerli dostlar. Bir de içeride. Ben şu ayrımda durayım. Evet değerli dostlar. Sizlere böyle göstermiş olduk. Sizleri takip etmeyi unutmuyorsunuz değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar diyelim. Sevgiyle kalın değerli dostlar. Hoşça kalın. Şöyle bu tarafa geçeyim. Evet. Hadi kızım. Hadi Arap geç yerine sen. Sen git, danan var senin. Ayırıyorum değerli dostlar. Kısırlar bu tarafa. Yani sana doğuracaklar aslında. Kısır da demeyelim bunlara. Şöyle. Sen bu tarafa. Tay diyelim. Tay. Evet. Sen bu tarafa kız. Tarafa. Hadi. Aferin sana. Aferin. Üneğin peşinde. Tito ne haber? Eyvallah, sen ne yapıyorsun? Tayt. Kızım dur. Evet değerli dostlar. Hoşça kalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Saydın mı?